Sibel Hanım, bu küçük kutlamayı sizin başarınız ve güzelliğiniz için yapıyoruz. Teşekkür ederim. Çok iyi bir iş çıkarttık. Memnun kalacağınızdan eminim. Ben izninizi istesem, epey yolum var. Ben de kalkayım o zaman. Zaten küçük bir şey için gelmişim. Sibel Hanım. Sizi kırmamak için. Siz birkaç dakika daha kalın. Başka bir iş daha konuşmak istiyorum sizinle. İyi akşamlar size. Haberleşiriz. Saffet Bey, siz hemen bu reklam işiyle ilgilenin. Yarın bütün şehri bu güzel hanımefendinin fotoğraflarıyla süsleyin, olur mu? Tabii Yılmaz Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Sen hemen ilk iş şu seyahat şirketini falan kur oğlum, oldu mu? Hakkı Bey, bir durum var, bilmeniz lazım. Yılmaz Bey gitmemiş. Bu malum oyuncu kadınla kapanmış otele. Ne yapalım? Rufta takılıyorlarmış. Bir emriniz. Sen bir dur Yiğit, bir sakin ol. Lan Şahin, sen de iyice nerede ne konuşacağını şaşırdın ya. Mask mı yapıyorsunuz oğlum? Yiğit bak, sakin ol, tamam mı? Gidip şimdi bu işi kendimiz halledeceğiz. Hakkı Bey, bırakın ben bir güzellikle halledeyim. Bu işler kötü yerlere varmasın. Tamam, tamam ama kendi elimle seni oğlumun yanına gönderecek halim yok. O işi halledeceğiz. Ne yapmaya çalışıyor bunlar ya? İkimizin arasını bozmaya mı çalışıyor? Senin bu karının derdi ne ya? Vallahi bilmiyorum ama gidip öğreneceğim derdin neymiş diye. Tamam, tamam beraber gideriz. Sen karıdan hesabı sorarsın, ben de Yılmaz'dan hesabı sorarım. Oğlana dokunmayacaksın yalnız ha. Peki. Ver şu benim paltoyu. Paltoyu getir. Sibel Hanım. Müsaade ederseniz bu kolyeyi boynunuza takmak isterim. Ay, Yılmaz Bey, ben bunu asla kabul edemem. Bu çok çok fazla. Bakın, ben işimi yaptım. Karşılığında ücretimi aldım. Daha fazla bir şey istemiyorum, tamam mı? Müsaadenizle. Sibel. Bak. Seni gördüğüm andan itibaren aklım başımda değil. Yılmaz Bey, çok ileri gidiyorsunuz. Müsaadenizle. Sibel. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ha? Senin önüne dünyaları sererim. Bizim servetimizin de gücümüzün de sınırı yok. Anlıyor musun beni? Öyle mi? Hepsini sana veririm. Aa, yeter ama yeter. Daha fazla dinlemek istemiyorum sizi. Lütfen Yılmaz Bey. Sibel, son bir şey söylememe izin ver. Lan! Sen son sözünü söyledin. Baba! Unut gitmedin mi lan? Ha? Ne gambazladı lan beni? Sen benimle geliyorsun. Niye? Öyle. Hayır bir dakika, ben senin biraderinin eski sevgilisi değil miyim? Ne işin olur senin benimle? Niye hala etrafımda dolaşıyorsun gerizekalı? Gir. Ulan iş olmuş. Senin hani artist takımıyla işin olmaz lan? Ha? Baba! Ulan ne babası lan? Senin amacın ne ha? Ulan delikanlığa sığar mı sahiplik araya sulanmak? Hem de kendi adamlarımızdan birininkine. Hem de en kıymet verdiğim adama. Lan memlekette karı mı kalmadı? Baba! Bak herkesin içinde ayıp oluyor. Ulan ayıbı ben senden mi öğreneceğim? Bir daha da gözüme gözükme! Bırak! Sen ne yemeği benim ortağımın oğluyla dolaşıyorsun ha? Ha yani amacın ne? Herifi bana vurdurmak mı istiyorsun? Senin de, ortağının da, oğlunun da Allah belasını versin Yiğit. İşime de, hayatıma da burnunuzu sokmayın artık. Ha bak, öyle bir burnumu sokarım ki gösteririm sana nasıl oluyormuş aynen. Ya sen kimsin ya? Hayır sen kimsin? Beyefendi, uyuyanlar var. Lütfen dışarı çıkın. Bak, git işine tamam mı? Git işine dedim, defol git. Bana ne yapacağımı söyleme artık, tamam mı Yiğit? Seni gebertirim. Yeter.
Görürsün sen. Artık benden günah gitti. Anlatamıyorum ya ben bu kıza. Alo. Bak beni dinle. Sibel, hadi çayını koydum gel. İstanbul'dan tuhaf bir haberle devam ediyoruz. Sokakta dikkatinizi çekmiştir belki. Bazı reklam panoları hedef alınıyor. Reklam panoları yakılıyor. Yalnız bu reklam panolarının ortak özelliği var. Ortak özelliği şu, o panolardaki fotoğraf birine ait. Sibel Özer'e. Sibel Özer'in rol aldığı... Ay aman yarabbim. Sibel, koş. Özer'in fotoğraflarının yer aldığı iki pano var. Yakılmış durumda. Biri plastik doğrama, biri de şampuan. Hemen yanındaki diğer reklam panolarına dokunulmamış. Özellikle... Ne oluyor anne ya? Kızmış mı sabah sabah? ...hedef seçilmiş. Eski sevgilisinin işi olabileceği söyleniyor, konuşuluyor ama bu işin dedikodusu elbette. Kim yakıyor bu panoları, ne istiyor? Biz de takipçisi olacağız. Ziya. Gelme sen, gelme. Elif uyut, sen de uyu. Baksana. Çok yorgun görünüyorsun. Yok ya, iyiyim ben. Hadi, getireyim seni. Sibel Hanım, Sibel Hanım dün gece reklam panolarınızın yakıldığını biliyor musunuz? Sibel Hanım, yer altı dünyasından bir sevginiz oldu söyleniyor. Ne alakası var? İntikam almak için mi yaptınız bu sanatları? Ya, bir gözden ya, gidin buradan ya. Sizce kıyanmış olabilir. Sibel Hanım, Sibel Hanım, Sibel Hanım, Sibel Hanım, Sibel Hanım, bilginiz var mı? Sibel Hanım. Ne yapıyorsunuz ayol kızı? Şişt, çekil bak, çekil bakayım orada. Anne ne yapacağım ben ya? Ha, bitirdi beni herif. Bir gecede bitirdi beni herif ya. Tamam kızım, tamam. Sakin ol. Sakin ol kızım. Ay, ay Allah'ım ya Rabbim ya. Of. Yiğit, Sibel'in panolardaki resimlerini sen mi yaptın? Doğru söyle. Hadi işine der ya. Hemen bir basın bülteni hazırladım. İşte meczup gerçek bir sokak insanının işi. Çok üzgünüz. Umarım en kısa sürede sağlığına kavuşur. Güvenlik güçleri gereken tedbirleri almıştır falan filan işte. Ama kimsenin umurunda değil ki. Herkes öfkeli, gizemli sevgilinin peşinde. PVP'nin reklamlarını da geri çekmişler. Yılmaz'ın babası el koymuş duruma. Reklam ajansından aradılar. Yeni filmleri falan unutabiliriz yani. Mahvolmuş adamlar. Ay o asıl biz mahvolduk kızım ya. Kim iş verir sana bu saatten sonra değil mi? Hayır yani bugün panoları yakan yarın gelir bizi de yakar diye düşünür adamlar. Ya kızım dağ başı mı burası? Gidip suç duyurusunda bulunalım. Ya maddi manevi zararımız büyük. Ya yanına mı kalsın o zorbanın? Ha gidin. Gidin savcılığa da bakın bakalım başınıza neler geliyor Seher Hanım. Ayol delirdiniz mi? Bulaşılır mı hiç bunlara? Vallahi bunlar sizi de öldürürler, atarlar bir kenara. Dönüp bakanınız olmaz. Cesetinizi gömecek adam bulamazsınız Seher Hanım vallahi korkudan. Sen kimlere bulaştın böyle Sibel ya? Yok abartıyor Seher ya. Tamam. Bekleyeceğiz biraz. Unutulsun, küllensin olay. Halledeceğim ben. Tamam, ben kaçıyorum. Birkaç gün ararım yine her yeri. Tamam, geçiyorum ben seni. İyi, İyi günler. Sağ ol. Of. Seher'cim, haberleşiriz. Senle fazla takılma mevzuya. Sıkma canını, tamam mı? Bakarız bir çaresine. Halledeceğim ben ya. Alt tarafı aşık erkek işte, idare edilmeyecek şey değil. Niye geldin? Ya şey...
bunu getirdim sana. Şey var bunun içinde. Ya bakarsın sen işte. Dur, ne var bunun içinde? Şey var, İzmir'deki yeni eviniz bir yıllığına kiralandı. Aha, memnun kalırsanız satın da alınabilirmiş. Yiğit öyle dedi. Allah Allah. Neyi pişeceğiz? Ha, şey var bunun içinde. Banka cüzdanı falan filan da var. Her ay para yatıracakmış. Bu banka kartı falan hesabınıza, adresinize gelir. Sigorta, sağlık? Ya ne bileyim ya. Yiğit onu söylemedin. Ne oldu? Nerede Yiğit? Şeyde, galerideyiz de çıkacak. Galeride. Gel. Gelsene. Ya Allah'ım Sibel. Abi bak, benim hayalim şu. Dünyanın en baba kumar gemisi. Hı. Dolduruyoruz bütün kumarbazları İstanbul'dan. Üç kafadar. Ver elini Akdeniz. Kızlarımızlar. Ya oğlum ne kızı ha? Yani ne kızı bak. Ender, sana şimdiden söylüyorum, oradaki, o gemideki yaş ortalaması 70. Tamam, yani şimdi bil ki hayallerin yıkılmasın. Ya tamam, olmasın. Bütün gün güversede ense yapıyoruz. Para basıyoruz ya. Düşünsene, gemi bize çalışıyor. Gece millet kumar oynamış. Oynasın. Yasak mı? Ölene kadar inmem abi o gemiye. İnşallah kardeşim, inşallah. İnşallah öyle hayal gibi bir hayatımız olur da maalesef biz öyle adamlarla takılmıyoruz. Yani sonuçta yol boyu yasal yollar nedeniyle bir takım pürüzler çıkacak. O yüzden biz fazla hayallere kapılmayalım. İyice havalara girmişsin bakıyorum. İzmir'de bana evler tutmuşsun, maaş da bağlamışsın. Daha ne istiyorsun? Sigorta istiyor, sigorta. Yani sağlık falan. Hadi beyler, paydos herkes evine. Hadi eyvallah. Ben seni artık görmek istemiyorum. Bu şehirde olmanı istemiyorum. O yüzden engel oldum işine. Burada, şurada, orada habire önüme çıkıyorsun televizyonda. İstemiyorum bunu. Ya ailemin karşısında yaşıyorsun. Zıt pıt karşıma çıkıyorsun. Sen neyi anlamıyorsun ha? Seninle aynı havayı solumak istemiyorum. Sen bunları neden yapıyorsun, hiç düşündün mü Yiğit? Bir kere bile düşündün mü? Bana aşıksın Yiğit Kılıç. Ama aşkını yaşayamıyorsun. Neden? Çünkü aklından emiri çıkaramıyorsun. Sen aslında sadece bunu yapmak istiyorsun. Daha evvel de söyledim Sibel. Bu iş bitti artık. Senden hiçbir şey istemiyorum ben, tamam mı? Ne İzmir'deki evinde maaşı, hiçbir şeyi. Bir daha benim hayatıma karışma. Seni gerçekten öldürürüm ben Yiğit. Senin ne işin var burada? Görülecek bir hesabım var. Benim için de gör.
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.